Annesinin üstündeki kanı tişörtün rengi zannetti. Annemin hiç böyle tişörtü yoktu dedi. Şaşırdı. Halbuki annesi o sırada hayatta bile değildi. Küçük kızın verdiği tüyleri diken diken eden o ifade mahkeme salonundakileri gözyaşlarına boğdu. Sen yaptığını kabul ediyorsun. Bıçak olay yerine diyorsun. Aynen. Eşini sırtından bıçakladı, kan içinde bıraktı. Onu o halde gören küçük kızı annemin kırmızı tişört giydiğini düşündüm dedi. İfadesi kan dondurdu. Film gibi resmen beni ailesi, tüm ailesi kontrol oluşturmuş. 41 yaşındaki Serpil Karataş geçen yıl Haziran ayında ayrılma aşamasında olduğu eşi Cenk Karataş tarafından Bursa'daki evlerinde 21 yerinden bıçaklandı. Cani koca evdeki altın ve paralarla kaçış yolunda polise yakalandı. Emlakçıya bir tane bizim dairemiz vardı. Polise vekalet vermiş. Bir sürü karışık şeyler. Cenk Karataş tutuklandı. Yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında 11 yaşındaki kızları Ela Naz tanık olarak dinlendi. Küçük kız mutfağa giderken aynadan annemi kırmızı bir şeyle gördüm. İçimden annem kırmızı tişört mü almış? Hiç böyle bir tişörtü yoktu diye düşündüm dedi. Ela Naz'ın söylediklerinin ardından mahkeme salonu buz kesti. Ablamın 2 tane çocuğu var. Bu 2 tane çocuğun hayata bağlamak adına hala çaba sarf ediyoruz. Yediğimiz yemek, içtiğimiz duru su. Hepsi ailesine zehir oldu. Anneleri ölen 2 yeğenine kardeşi Erdal Şentürk sahip çıktı. 1 tane çocuğum vardı, 3'e çıktı. Ben ömrümün sonuna kadar ilgileneceğim. Ablamdan kalan yadigar artık onlar bize. Duruşma bir sonraki tarihe ertelendi. Genç kadının ailesi adalete güveniyoruz dedi. Adalete sonuna kadar güveniyoruz. Sonuna kadar.